Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bakara suresi 6. ayet-i kerimede kaldık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rabbim istifadeyi nasip etsin. İnnellezine şüphesiz o kimseler Onlardan maksat keferu küfür ettiler, inkar ettiler. Şüphesiz inkar edenler. Allah yok diyenler. Allah'ın varlığını kabul etmeyenler. Eşyayı tabiata, esbaba havale edenler ve hakeza. Sevaun aleyhim. Onlar üzerine müsavidir eşittir. Müsavi olan şey ne? Enzartahum Onları korkutsan da emlentuzhum Onları korkutmasan da la yu'minun onlar iman etmezler. şüphesiz inkar edenler onlara müsavidir. Onları korkutsan da korkutmasan da onlar iman etmezler. Bu ayet-i kerimede altı nokta üzerinde duracağız. Birincisi İbn Abbas Hazretleri diyor ki onların iman etmeyeceğini haber veren bu ve emsali ayet-i kerimeler şu sebep için inmiştir Efendimiz Aleyhissalatu vesselam insanların imana gelmesine çok arzulu idi. Çok istiyordu. Hatta Kur'an'da çok yerde fele alleke bahiu nefseke alla yakunu mu'minin benzi ayeti kerimeler geçiyor. Onlar iman etmeyecekler diye neredeyse kendini helak edeceksin. Efendimizin insanlara olan düşkünlüğü bu dereceydi. Onlar iman etmediklerinde, inkarlarında ısrar ettiklerinde Efendimiz aleyhissalatu vesselam çok mahzun olur ve çok üzülürdü. İşte Cenab-ı Hak efendimizin bu üzüntüsün hafifletmek için ey habibim senin elinde bir şey yok sen onları korkutsan da korkutmasan da anlatsan da anlatmasan da onlar iman etmezler. Dolayısıyla hakkında iman etmeyecekler yazısı yazılmış olanlar hakkında üzülmen beyhudedir. Böyle kendini yıpratma. Bu ayeti kerimeler Efendimiz aleyhissalatu vesselama bir teselli mahiyetinde gelmiştir. İkinci nükte. İnnellezine keferu. Muhakkak <Sessizlik> ki küfredenler kefere kafir kefere fiilinden türemiş ismi fail keferenin manası üstünü örtmek demek çiftçiye kafir denir çünkü çiftçi tohumu toprağa atar ve üstünü örter Allah'ı inkar edene de kafir denir. Çünkü o da Allah'ın varlığının, Allah'ın birliğinin ve hakikatin üstünü örtmüştü. Müfessirler küfrü dörde ayırmışlar. Bir, küfrü inkarı Allah'ın varlığını inkar edenlerin küfrü. Allah yok diyenler. Ateistler. İkincisi küfrü cuhudi. Kibrinden dolayı iman etmemek. Allah'ın varlığını biliyor. Ama kibiri müsaade etmiyor ki iman etsin. Şeytanın küfrü gibi. Şeytanın küfrü, küfrü cuhudidir. Üçüncüsü küfrü inadi. Bu da inadından dolayı iman etmiyor. Müfessirler Ebu Talib'in küfrünü buna benzetmişler. İnanacak ama asabiyetten gelen bir inat sebebiyle iman etmiyor. Ve dört küfü nifagi münafıklık diliyle iman ettiği söylüyor ama kalbinin imandan nasibi yok. Üçüncü nükte e enzartahum em lem tunzihum çok güzel bir nükte. Sen onları korkutsan da korkutmasan da onlara müsavidir. iman etmezler. Bakın ifade şöyle değil. Sen onları müjdelesen de müjdelemesen de iman etmezler değil. Korkutsan da korkutmasan da. Müfessirler demişler ki çünkü onlar müjdelenmeye layık değillerdi. Bu sebeple Cenab-ı Hak müjdelemeyi zikretmemiş, korkutmayı zikretmiş. Yani cennete hiç liyakatları yok. Bu sebeple müjde terk edilmiş, cehenneme yakın olan bir ifade korkutma zikredilmiş. Başka bir nükte, sevaun aleyhim. Onlar iman etmezler, korkutsan da korkutmasan da. Sevaun aleyhim onlara müsavidir. Bakın çok güzel bir ifade bu. Onlara müsavi, onlara eşit. Ama Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a müsavi değil. <laughs> Efendimiz korkutmazsa mesul olur. Korkutursa sevap kazanır. Ama onlar için her iki halde müsavidir. O zaman kısadan hissemiz ne? Kısadan hissemiz şu. Şu anda aklıma gelen bir ayeti kerime. Korkutsan da korkutmasan da onlara müsavidir. Ama bize müsavi değil. Bizler bu sebeple korkutmaya devam edeceğiz. Araf suresi ayet 164. Davut Aleyhisselamın kavmini hatırlayalım. Üçe ayrılmıştı. Son aşamada bir kısmı Cuma günü balık tutuyordu, haddi aşıyordu. Bir kısmı balık tutmuyordu, ama balık tutanlara da karışmıyordu. Diğer bir kısmı da hem balık tutmuyordu, hem de balık tutanları uyarıyordu. Bu balığı tutmayın. Allah'ın gazabısı yakalar diyor. Sonra o balık tutmayıp karışmayanlar ve ümmetum minhum onlardan bir cemaat dedi ki o cemaat balık tutmayan ama tutanlara da karışmayan. Kime diyor? Limete izuna gavmen illa muhlikuhum ev muazibuhum azaben şedida balık tutmayıp balık tutanları uyaranlara diyorlar ki siz niçin Allah'ın helak edeceği ve Allah'ın kendilerine şiddetli bir azab ile azap edeceği bir kavme nasihat ediyorsunuz, vaz ediyorsunuz. Yani siz bu kavme ne anlatırsanız anlatın bunlar isyandan vazgeçmez. Bunların kalpleri mühürlenmiş. Bunlar isyanda ısrarcı. Niçin uğraşıyorsunuz? Galu o nasihat edenler dediler ki mazeraten ila rabbikum. Rabbinize özür beyan etmek için. Bakın irşadın sırrı burada. Yarın hesap günü Cenab-ı Hak benim dinimi tebliğ ettim mi diye sorduğunda ya Rab, gücüm ve imkanım yettiği kadar ben bu dine hizmet ettim. Senin emanetine hıyanet edenleri uyardım. Şu mazaret iç. Vala Allahum yattagun <Sessizlik> belki onlarda korkar muttaki olurlar, tövbe ederler. Demek ki işin müsaviliği kafirler hakkında. Onları korkutsak da korkutmasak da netice aynı. İmandan nasibi olmayanlar iman etmiyor. Ama netice bizim için aynı değil. Çünkü biz acaba Onların imandan nasibi var mı yok mu bunu bilmiyoruz. Belki bizim irşadımızla imana gelecekler. Ve ki perde açılsa. Onların imandan nasibi olmadığı bize gösterirse biz yine irşadı terk edemeyiz. İrşadı terk edemeyiz. Ve son nüktemiz. Sual. Peki onlar için müsavi ise korkutulsa da korkutulmasa da iman etmeyeceklerse niçin korkutuluyor? Cenab-ı Hak onlara niçin peygamber gönderiyor? O peygamberini onların evine, onların meclisine niçin gönderiyor? Peki bundaki sır ne? Sır şu. Çok ayeti kerime var. Taha suresi. Velav enna ahlaknahum bi azabin min qabli. Eğer biz onları peygamber göndermeden önce bir azapla helak etseydik. Yani biz ezeli ilmimiz ile onların korkutulsa da iman etmeyeceklerini biliyoruz. Bu ilmimizle amel edip diyor Rabbimiz. onları helak etseydik la galu onlar derlerdi ki Rabbena ey Rabbimiz laule ersalte ileyna rasula ne olurdu bize peygamber gönderseydin biz senin ayetlerine zelil olmadan ve husva olmadan itaat ederdik. O zaman onlar hesap günü böyle itirazda bulunurlardı. Yine Nisa suresi husulen Cenab-ı peygamberler gönderir. Niçin? Mübeşşerine ve muzerin. Müjdeleyici ve korkutucu oldukları halde. Yani müjdelesinler <laughs> ve korkutsunlar diye. Peki gönderili sebebi ne? Li alla yakuna lin nas ala Allah hujjatun Peygamber gönderildikten sonra artık insanların Cenab-ı Hak hakkında Allah aleyhinde bir hüccetleri, bir delilleri kalmaz. Hiçbir beşer Cenab-ı Hakk'a karşı bir hüccet getiremez. Ama Cenab-ı Hak o kadar adil mutlak ki beşerin bu itirazına da müsaade etmiyor. Ezeli yazının tahakkuku için Cenab-ı Hak peygamber gönderiyor. Şimdi bütün bu izahlar sadedin de ayeti kerimeye bir daha bakalım. İnnellezîne keferû sevaun aleyhim muhakkak ki şüphesiz kafirler için onların üzerine müsavidir e em emlem tunzirhum onları uyarsan da cehennemi haber verip korkutsan da ya da korkutmasan da la <laughs> yu'minun onlar iman etmezler. Peki niçin iman etmiyorlar? Ayet 7. Hatem Allah Allah mühür vurdu. Allah mühürledi. Nereyi? Allah muhafaza etsin. Ala gulubihim. Onların kalplerinin üzerini. İmanın, muhabbetullahın ve marifetullahın mahalli olan iman mühürlendi. Kalp mühürlendi. Muhabbetullahın mahalli olan kalp mühürlendi. Peki bu mühür nedir? Kardeşlerim bu mühür hakiki bir mühür değildir. İmam Maturidi Hazretleri şöyle izah ediyor. Diyor ki: Cenab-ı Hak şu kainatı öyle bir şekilde yaratmış ki her bir varlığa bile kendisinin varlığının ve birliğinin onlarca delillerini, ayetlerini koymuş. Her şey Lisan haliyle la ilahe illallah der. Her şey kendi vücuduyla Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine şehadet eder. Ama kafir şu kainattaki şu hudus hakikatlerini Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine ait olan delilleri görüp o delillerden delalet edilen zat olan Allah'a intikal edemez. İşte kafir eserden müessire fiilden faile nimetten münime ihsandan Muhsine delilden delalet edilene kainattan ve içindeki eşyadan Cenab-ı Hakk'a vasıl olamadığı için onun kalbinde bir mühür var kabul edilmişti. İkinci izada şu. Kalpteki mühürden maksat bu da ikinci iza. Onların isyanda ısrarları, itaatten kaçmaları sebebiyle Cenab-ı Hak onların kalplerinde bir hal yaratmıştır ki o hal onlar müjdelendikleri zaman cenneti duydukları zaman hiç sevinmezler. Cehennem ile korkutulduklarında hiç korkmazlar. İşte onların kalbindeki cennete karşı bu meyilsizlik, cehenneme karşı bu pervasızlık mühü kabul edilmiştir. İkinci izahı bu. Ama ikisinin de özü şu, Cenab-ı Hak bir kalbe mühü vurdu mu, ezeli ilmiyle onun imana gelmeyeceğini bilir ve bu mührü o sebeple vur. Yoksa bu mühür her kafirin kalbine de vurulmaz. Ebu Cehil'e vurulmuştu. Ebu Leheb'e vurulmuştu. Ama eğer o kafir cüz'i iradesini iman yolunda kullanacak, Allah da külli iradesiyle imanı onda yaratacaksa, onun kalbine Allah mühür vurmasın peki Allah mühürü başka nereye vurdu ve ala sem'ihim ve kulaklarının üzerine vurdu bakın nasıl bir mühür ki o münafıklar ve asr-ı saadetin kafirleri Efendimiz aleyhissalatü vesselamı dinliyorlar ya onların yanında İbni Abbas var. İbni Mesud var. İlmin kapısı olan Hazreti Ali var. Bu Kur'an'ın manalarını onlara bu zatlar ders veriyor da ve fi azanim vakrun onların kulakları üzerinde bir ağırlık var. Onların kulaklarında bir mühür var. Onlar bu mühür sebebiyle o hak kelamı işitemiyorlar. Ve subhanallah nasipsizliğe bakın ya. Kalbe ve kulağa mühür vurulmasından Allah'a sığınmak lazım. Ya. Ve subhanallah bu dini şu alemin efendisinden dinleyeceksin. O zatın akabası olup evine girebileceksin o zatın cemaati olup arkasında namaz kılacaksın. Lakin imandan nasibin olmayacak. <laughs> Hatamallahu ala gulubihim ve ala sem'ihim. Hac suresinde çok güzel bir ayet-i kerime var. Burayı izah ediyor. Fe la ta'mal absar. <laughs> Gözler kör olmaz diyor Allah. Velakin ta'mal kulubul lati fi's sudur. Sadırlardaki kalpler kör olur. İşte kalbe vurulan mühür bu. Kalbin hakikati görememesi. Ve subhanallah. Peki onların kalbinde mühür var. Kulakları üzerinde mühür var. Başka ne var? Ve ala ebsarihim ve onların gözleri üzerinde bir perde vardır. Bu perde biraz evvel ben onların kalplerine vurulmuş mühürde İmam Maturi'den naklettiğim perde. Yani onlar kainata bakıp da şu kainattan cenab Hakk'a ulaşamıyorlar. Ve <laughs> lahum onlar için vardır azabun bir azap azimun büyük bir azap. Cenab-ı Hak azabı da azimi de nekra ifade etmiş. Arapçada bir isim ya marifedir ya da nekradır. Marife bilinen isimler, bilinen eşyalar, nekra bilinmeyen eşyalar. Ve lahum azab. Onlar için bir azap vardır lakin bu azabı bilemezsiniz. Azim. O kadar büyük ki ne kadar hayalinde büyütürsen büyüt yine onu yakalayamaz. Şu anda kalbime düşen bir hadis-i şerif var. Toparlayabilirsem. Yani azabın büyüklüğünü acaba şu hadis-i şerif mikyas olur mu? Numar İbni Beşir Hazretlerinden nakledilmiş. İnne ehvene ehlin nari azaben yevmel kıyameti gacul Efendimiz. Kıyamet günü azap cihetiyle insanların en hafif olanı şu adamdı. Şey, kıyamette insanlar cehenneme girmiş. Acayip azaplar var. Yüz milyonlar insan azap çekiyor. En hafifi bu. Ala ahmesi gademeyi. İki ayağının çukuru altında, carmetan Ateşten iki tane kov var, Yagli dimagu O kovun sıcaklığı sebebiyle, Dimağı, beyni kaynar, Kemal yagli mircali vel gumgum, Bakı kazanın ve tencerenin, Fokurdadığı, kaynadığı gibi, Hani, Fokuk fokusu kaynar ya tencerede. Şey i̇şte cehennemdeki en hafif azaba döçak kılınan kişinin ayağı altında ateşten iki tane küçücük çakıl taşı gibi kor olduk ateş parçası. Ama nasıl bir ateş ki bu beynini kaynatıyor. Bir hadis-i şerif'te Hak gönlümü attı. Toparlayabilir yine. Ya Hüzeyfe diyor Efendimiz. Ey Hüzeyfe. İnne fi cenneme lesiba'en min nar. Tasavvur edin. Hayal etmeye çalışın. Muhakkak ki cennemde ateşten canavarlar vardır. Ateşten. Ve kilaben min nar. Ateşten köpekler vardır. Ve kelâlibe min nar. Ateşten ucu sivri demir çubuklar vardır ve suyufen min nar ve ateşten kılıçlar vardır. Ve inna tub'asu melaike cehennem ehline melekler gönderilir. Zebaniler. yualligun ehlen nari bitilkel kelalibi bi ahnaki. O melekler o ateşten sivri demirleri onların şu çenelerinin atlarına şöyle batırıp onları dikerler. Ve yakd'unahum bitilke suyufi uzvan uzva. Ve sonra ateşten olan kılıçlarla onları böyle uzuv uzuv keserler. Ve yulgunahum ila tilke sibai vel kilab. Kesiklev parçaları ateşten olan canavar ve köpeklere ataklar. Onların gıdası, onların yiyeceği ehli cehennemin vücudundan kesilen parçalar. <laughs> Ama en kötüsü geldi. Kullama gadav uzvan Adem kanu azdan cedida. Onlardan bir parça kesildiğinde hemen yerine yenisi ve tazesi geliyor kesildi, elden kurtulduk, bir daha kesilmeyecek değil. Kesildi yan Cenab-ı Hak yenisini çıkartıyor. İnşallah hedefimizde cehennemle ilgili bir video eser yapmak var. Kur'an'da cehennemi Allah nasıl anlatmış ve Efendimiz cehennemi nasıl tarif etmiş. Bizim günaha karşı olan cesaretimiz biraz da cehennemi bilme işimizde. İnşallah yakın bir zamanda o eser hazırlarız. O eserde velahum <laughs> azabun azim onlar için büyük bir azap vardı ayetinin tefsiri olur. Bir daha mana dikkat kesilelim ve dersimizi tamamlayalım. Şüphesiz kafirler onlar üzerine müsavidir. Sen onları korkutsan da korkutmasan da onlar iman etmezler. Allah onların kalpleri üzerine ve kulakları üzerine mühür vurdu. Ve onların gözleri üzerinde de bir perde vardır. Ve onlar için azim bir azap var. Cenab-ı Hak şu güruha dahil olmaktan, şu tefsir dersi hürmetini, hürmetine bizleri muhafaza Amin, amin, amin. Subhaneke la ilme lena, illa ma allemtana inneke entel alimul hakim. Tegabbel minna bi hürmetil Fatiha.